çok kazançlı doğum yolu ve yepyeni bir çarkı felek başlıyor. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Sevgili yarışmacılarım, hoş geldiniz. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Açılış anonsunda yoruldum. Üç yeni yarışmacım. Beş. Melis. Bursa'dan. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Mutlu musun? Süper. Şahane. Hoş geldin. Hoş geldin. 9 numara. Hayriye Trabzon. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim. Hoş musun? Mutlu musun? Çok. Her şey yolunda mı? Yolunda. Süper, hoş geldin. Ve 18 numara. Özgür İstanbul, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Teşekkür ederim. Hoş musun? Çok iyiyim, sağ olun. Her şey yolunda mı? Süper. Türkiye'nin dört bir yanından kanald.com.tr'ye başvurun, gelin, yarışalım. Şarkımız burada. Kutucuklar burada. Tabii ki kredi kartı borçlarını ödemeye devam ediyoruz ve ancak borçlar kapandıktan sonra alışveriş yapıyoruz. Uyarına gelirse şu arabayı da veriyoruz. Her zamanki gibi Tarzım Kurusun, ÖTV, KDV benden ve bir depoda dünyanın en bağlı benzinliğiyle beraber. Ve herkes burada. Kim yok? Kim? O kim kız? Batmagül. Çarkın Gül'ü. Aa, izin almış bugün. Peki. Çarkın Gül'ü Fatma Gül. An eksikliğini hissettim. Teşekkür. Dedim ki ya bu stüdyoda bir şey eksik. Hemen anladım bir şey eksik olduğunu. Ve dedim ki Fatma Gül eksik. Fatma Gül Fakı. İlk yarışmacım kim? Kredi kartı borcunu ödeyeceğimiz ilk kişi. İki. Kadir Arıcı. Çok sağlam bir borç var. Sağ ol, ellerimi öper ya. Rahatladım şimdi. Hiç merak etme. Sıfır sıkıntı. Bizimle beraber yarışacak ikinci şanslı yarış... ...macım. Acaba kim? Didem Binbirbiri. Hoş bulduk ya. Hadi bakalım.
O da tamam. Sıradakinin. Son şanslı yarışmacım acaba kim? Bugün sizlerden biri bu arabayı kazanabilir. Üçünüz de kredi kartı borçlarınızın tamamını eksiksizce kapatabilirsiniz. Acayip alışveriş yapabilirsiniz. Kan şekerleri düştü tabii, herkes olur. Birinci bölümden beri gelenler. İlker Bey, onlar bilmezler. Buralar dutluktu bizim. Buralar dutluktu. Hala dutluk değerlenmedi. Çarkı Felek'te birinci etap başlıyor. Başarılar diliyorum. Tecrübelisiniz, biliyorsunuz. Puanlar çok önemli. Etap bilmek çok önemli. Başarılar diliyorum. Fatma Gül, birinci etapta ne soruyoruz? Beş kelime, 28 harften oluşan kamyon arkası yazısı. Peki bize bir araba arkası yazısı örneği verir misin? Rahmetli de sollardı. Kadir. Çark dönsün, hadi bakalım. Hadi. Bir kamyon arkası yazısı. $200. Tokat'ın T'si. Tokat'ın T'si. Başlar başlamaz artık yapma lan. Saatinin izinden. Didem. Hızlı. Çok iyi. Baba Bey. Olsun, dans ederiz. Fatma Gül, hadi iflas dansımızı yapalım. Hep beraber. Son, iki, üç ve hazır. Ya süper. Bir tane çok iflası boyun için kapatıyorum. Bir emniyet jokeri koyuyorum. Bu o emniyet jokeri geldiğinde bunu size veriyorum. Olası bir pas ya da iflas durumunda bana veriyorsunuz. Pas ve iflas hiç gelmemiş gibi devam ediyoruz. Bir kez daha çevirmiş oluyorsunuz. Anlaştık mı? Süper. İflası kapatıyorum. Direkt devam ediyoruz. $200. Kokoreçin K'si. Kokoreçin K'si. Evet. Kokoreçin K'si.
bir tane var. Devam. Daha hızlı çevirmeni rica edeceğim. Çok iyi çevirdin. Pas diye puan mı olur ya? Bunu kaldıralım. Pas diye puan mı olur? Bu anda bir şoker yok mu? Pas ne? Her şeyi kapatırsam bak 1000'i de 1500'ü de kapatırım. Pas. Pas dansımız gelmedi mi hala Fatma Gül? Yok, ben bulmuştum. Geliyor. Güzel değil mi? Çok güzel. Bu mu olsun pastan? Evet, bence çok güzel. Uyar mı? Yani. Ama sallanarak. Ha, ama ben de niye eksik yapıyorum? Peki, devam. Kadir, Özge. İki yüz. Annemin adıyla devam edeyim. Ellerinden öpüyorum. Mine'nin M'si. M. O kadar harfte M yok mu ya? Bu zortlamanın sesini mi açtınız? Daha da açabilirsin. Arda arda üç tane zortla bakayım. Ulan Jaws gibi oldu ha. Ne iş yapıyorsun? Çarkı felekte çalışıyorum. Görevin ne? Zortluyorum. Peki. Birden buyur devam ediyoruz. Selam. Evet. 250. Galatasaray'ın G'si. Beşspa. Drogba'nın D'si. Drogba'nın D'si. Didem, en çok neye para harcıyorsun? En çok kıyafete. Kaç ayakkabın vardır? Bir dolap. Artık. Peki, sen evlisin değil mi? Evliyim. Burada mı eşin? Evet, burada. Sende kaç ayakkabı var abi? İki çift. Bir de yeni aldım, üç oldu. Ama sen de suyunu çıkarmışsın. Ne yapalım? Bize sıra gelmiyor ne yazık ki. Ya! Üç ayakkabı! Didem de bir dolap. Hadi devam edelim bir daha. Ya git oğlum. 500 puan. Samsun'un S'si. S. Bu bir kamyon arkası yazısı. ...250 puan. Bayramın B'si. Bayramın B'si. Süper. Devam. Ya. ...750 puan. Evet. Nide'nin N'si. Ne? Çeviriyorum. Çevir. Var mı dümdür? Çiğiz pan. Lüleburgaz'ın L'si. L. Evet.
Sesli harf satın alabilirsin. Çok puanın var. Çevirebilirsin. Çevireceksin. Çevireceğim. Tamam. Peki. Yok canım. 750 puan. Yazın yeğesi. Yazın yaz tatilinin yeğesi olsun. Olsun. Bir daha buraya gelmeyelim. Çok kuş sesi var. Yaz tatilinin yeğesi. Kısmet. Dilek, sendeyiz. Didem derdikli süper puanlar topladı. Hiç olmazsa eğer bu etabı versen bile finalde çok işe yarayacaktır. Ay tabii. 250 puan. Ramazan'ın R'si. Çok güzel. Ramazan'ın R'si. Bu bir kamyon arkası yazısı. Hadi şöyle sağlam çevir. ...400 puan. Fenerbahçe'nin F'si olsun artık. Fenerbahçe'nin F'si. Kadir. ...500 puan. Şırnağın şeysi. Şe. Abi dın dın kaldı. Var mı tahmin eden? Biraz dın dın var değil mi? Var var. Hayır dın dın yok. Ben tamamını buldum. Aynen. Ha biliyorsun. Evet. Anladın. Süper. 300 puan. He. He. Didem. ...250 puan. Zonguldak'ın Z'si. Z. Biliyorum ama bir şey eksik sadece. Çevirip harf bilmen lazım. Ardından sesli harf satabilirim. ...ve tahmin hakkını kullanırsın. Haydi çevir. ...200 puan. Yumuşak G. Yumuşak G. Hı hı. Sesli harf satın alabilirsin. Tamam. İyi ol. İyi. Tahmin etmek zorundasın. Süre var. Süre geçti. Kadir. Adana'nın ağası. Ha. Tahmin. Süre. Didem. Edirne'nin E'si diyorum. E. Süper puanın var. Tahmin edeceğim. Gerçekten mi? Evet. Artık tahmin edeyim diyorum. Ben ikinci kelimeden şüpheliyim sadece. Nedir tahminin? Eros gelsin, aşkı benden öğrensin.
Sevgili seyirciler, kartı felek gelsin, borçlar ödensin. Ayıp sorması. Ne kadar borç var? 2000. Çeviriyorum. Haydi öttür. Hızlı. Üç hakkın var. İlk hakkında kaç gelecek bakalım. Olsun, iflasla başlayıp buraya kadar geldim. Kabul etmiyorum. Aa. Etmeyeceğim. İyi düşün. Ya %-200 gelirse? Döndü. Fifi. Eşime soracağım. Ben bir kez daha şansını denemesini istiyorum. Ama sizden de ricam 300 alırsak... bir pazarlığa girişelim. Vallahi ne güzel, %50 geldi. Bence bir kez daha şansını denesin. %50 geldi, fifi bitiriyorduk işi. Yarısını hemen ödüyorum. Yoksa 3 tane yüzlük dilim veriyorum. Siz 3 yüzüğü verin, gerisi Didem'e kalsın. Hadi bakalım. Nerelere koyayım? Yüzün altındaki 30. Bak yüzün hemen 70'le 50'nin arasındaki 30. 40 mı kapatıyorum? Evet. Orası. Orayı da kapat. 45'i de kapatırsan o blok senin. Evet. Ha, evet. Hayır. Evet. Bence hayır. Niye? Aynen. Ona da aşağıdan. Olay be. Hayır. Evet, o blok olur. Bak, şu anda yarısını ödüyorum. İstemiyorum. Ben %100 alacağım. O zaman çok hızlı çek. Yapıştır. Son hakkı. %70. O halde biz bankaya gidiyoruz. Buyurun. Sen edersen tabutlar yeterli olacaktır. İşleminizi tamamlıyorum bu şekilde. Bankamıza hoş geldiniz. Merhaba İlker Bey, hoş Merhaba. Geldiniz. İşler iyi Didem. Öğleden sonra alacağım seni. Numara aldınız mı efendim? Bugün acaba? Git yarın gel olmasın İlker Bey. İdem otur, vallahi otur. Buyurun. Hoş geldiniz bankamıza. Çok teşekkür ediyorum. Evet, %70. %70, tebrik ederim Didem Hanım. Teşekkür ederim. Hemen, ne kadar kredi kartı borcunuz vardı? 2000. 2000 lira. O zaman 2000 liranın %70'ini ödedik, borcunuz tamamlandı. Buyurumu da çekin. Ayrıca... Sağ olun. Ayrıca pek kıymetli müşteriler, vaktinizi aldığım için bu bir özür mahiyetinde. Bal ya. Özür mü? Güle güle harcayınız. Önünüze geçtik çünkü. Buyurun. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler, kart borcunun %70'ini ödedik. Biz Çarkı Felek'te ikinci etaba gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazır. İlk ve doğru tahmin eden büyük finale gider. Ya araba ya teknoloji seti.
başka da oluyor. Sevgili seyirciler, Çarkı Felek'te ikinci etap. Fatma Gül. Buyurun. Nasılsın sen? Teşekkür ederim İlker Gül. Vurdun kapıya kısılsın. Şaka be şaka. İkinci etapta ne soruyoruz? 8 kelime, 29 harften oluşan bir atasözü soruyoruz. Atasözü. 8 kelime. 29 harf. 29 harf. Acayip puan var burada. Finali bağlar bu oyun, bak söyleyeyim. Hazır mısınız? Evet. Didem, seninle başlıyoruz. Çarkı Felek dönsün. Buyurun. ...500 puan. Manisa'nın M'si. M. İki tane var. Devam ediyorum. Devam lütfen. Bu benim dansımdı. Ben de dans etmeliyim. Hadi bakalım. Evet. 500 puan. Paris'in P'si. Paris'in P'si. Kadir, sendeyiz. Abi te diyeceğim ya. Bugün sürekli zorluyorum. Te. Taksitin ikinci T'si. Abi Lüleburgaz'ın L'si. L. T'den önce söylemiş olsaydın L'yi 4000 puandı. Yapıştır. Aa. 300 puan. Kastamonu K'si. K. Didem. Bu bir atasözü. Çankırı'nın Ç'si. Ç. Dilek. Dört yüz puan. Bugün eşimin doğum günü. O yüzden onun ismiyle. Deniz'in D'si. Deniz'in D'si. Gel. Hiç dert yok. Gerçekten mi? Yozgat'ın Y'si. Bu bir atasözü. 1500 puan. Ve final için çok, çok, çok önemli bir puan olabilir. Yozgat'ın, Yozgat'ın Y'si. Si. O ses sizden mi çıktı? Devam. Bravo.
Çok iyi puanlar çeviriyorsun. Paris'in Z'si. Süpersin. Paris'in Z'si. Z'si. Kıvırırsak olmaz tabii abi. Didem. Dört yüz puan. Yumuşak G. Yumuşağın G'si. Dilek. Üç yüz puan. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si. Yapıştırıyorum ha. Evet, rica edeceğim. Ya da iflas gelirse ne yapıyorsun? Devam ediyoruz. Devam ediyorsun çünkü bir emniyet jokeri kazandı. Çevir. Üç yüz puan. Şanlıurfa'nın şeysi. Şey. Esrar satmalabilirsin. İyi düşün. Puanın var. Emniyet jokerin var. Süre akıyor. Bir kere daha döndüreyim abi. Döndür. Var mı? Buldun mu? Seda. Buldun mu? Bir harf hariç. Yani bir kelime hariç, evet. Kelime hariç. Dın dın var yani. Evet, var. 500 puan. He. He. Sesli harf satın alabilirsin. Alayım abi. Al. E. E. Çevirebilirsin, tahmin edebilirsin. Çevireceğim abi. Buldun mu? Tahmin var İlker Bey. Buldum. 250 puan. Haydi. Giresun'un G'si. G. Çevireceğim. Çevir. Beş yüz puan. C. C. Sesli harfler bitti. Sesli harf satın alabilirsin. İ. İ. Tahmin edeceğim. %70'ini zaten ödedik borcun. Evet. Bakalım doğru tahmin gelecek mi? Tek tek tane tane rica ediyorum. Alim ile taş taşı, cahil ile yeme aşı. Şimdi şu toplam puanları görebilir miyim? Kadir, bu etapın senin için en büyük avantajı, ciddi puan topladın. Çok 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 önemli bir şey. Sevgili Dilek, biraz durumum puan... vahim. Biraz, yok, vahim değil. Vahim. Üçüncü yani. Etabımız var. Puan toplamaya ihtiyacım var. Biz şimdi diyoruz ki kartı felek gelsin, kalan borçlar da ödensin. Hadi,
%70'ini ödedik. Evet. Kaldı %30. 30'un üstünde bir şey gelirse de alışverişe gideceğiz. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Çevir. Tamamı ödenmiş oluyor. Eldeki elma mı, daldaki elma mı? Daldaki elma. Her zaman cazip gelir. Yine fifiti fifiti. Eğer %50'yi kabul edersen kart borcunun kalanını da ödüyorum. Üstüne de 2000'lik alışveriş yapıyoruz. Kabul et. Çevir. Eşime sorabilir miyim? Lütfen. Yeterli. Ancak karar yine senin. İstersen daha tecrübeli insanlar var. Onlardan da yardım alabiliriz diye düşünüyorum. Sade abi ne diyorsun? Vallahi iyidir ya. Yeter. Arzu abla. Ya bana da kalırsa zaten %70'ini ödedin. Hani çok büyük meblağ değil söylediğin. Hani %100'ünü ödesen ya da ödemesen ne olacak? Bence aynı biraz önce yaptığın gibi yerleştir, çevir ve git alışveriş yap. Ne yapıyorsun? Çevireceğim. O yüzleri de alayım. Daldaki elma. Yine sizden yardım isteyeceğim. Yüzün altındaki 30. Saat az önce 2 gerisine geldi. Şu 30. Bence. Evet. Diyorlar. Doğru mu? Yukarıda mavi 40. Mavi 40. Mavi 40. Hayır. Yukarıda. Yukarıda. Evet. Yukarıda kapat. Mavi 40. Hayır. Yukarıdaki mavi 40 kapat. Tepede. Yüzün yanındaki. Sıfırı evet, kapat. Yüzün yanındaki. Evet. Bravo. Aslında o açtan bir yıl kişiyi yapıyor. Seyir seyirler. Dinemin kredi kartı borcunu kapattım. Üzerine de dedim ki 2000'lik alışveriş yap, çarşı senin. O da kabul etmiyorum, ben bir daha çevireceğim dedi. Evet. Son hakkın, risk senin, kartı feleğin patronu sensin. Hızlıca çevir görelim. Hadi önce bankaya, sonra çarşıya gidelim. Tamam. Yine ben. Ece Hanım, kalan borcu da ödeyelim. Oradan da çarşıya vuracağız. Hay hay, memnuniyetle. 2000 liralık kart borcunuz vardı. Evet. %70'ini ödemiştik. Evet. Buyurun, bu da çekiniz. Şimdi İlker Bey'le çarşıya. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, ne diyoruz? Borç ödenmeden alışveriş yok. Borcun tamamını ödediğimize göre çarşıdan alışverişimizi yapabiliriz. Didem, 2000'lik alışveriş. Dükkan senin. Aa, burada bir sürü şey var. İnsanın kafası karışıyor. Laptop alayım ben ama 2500 galiba o. Al, tamam. Alayım mı? Kimseye söyleme ama. Tamam, aramızda. Burada biz bizeyiz. Tamam. Kimse duymasın. Çarkı felek 3. etapla devam ediyor. Sevgili seyirciler, 3. etaptayız. Toplam puanlara baktığımızda Kadir'in 5400 puanı var. Didem'in 6950 puanı var ve Dilek'in 400 puanı var. Ben de hatırlayayım. Dilek, bu oyunda çok puan kazanman lazım. Biliyorum. Final görmek istiyorsan. Hayırlısı diyelim ya. Önemli eyvallah. Değil. Eyvallah. Eyvallah. Bu arada ikinci etapta Kadir'e lütfen emniyet jokeri gelmişti. Şimdi bunu
geri alıyorum kullanmadığın için. Umuyorum ki herhangi birinize üçüncü etapta tekrar gelecek. Fatma Gül, ne soruyoruz? Yedi kelime, 29 harften oluşan Türk filmi repliği soruyoruz İlker Bey. Yedi kelime, 29 harften oluşan bir Türk filmi repliği. Seninle başlıyoruz. Tamam. Hepinize başarılar. Teşekkürler. Çok büyük bir avantaj ve... bir emniyet jokeri senin oldu. Teşekkür ederim. Devam. ...500 puan. Manisa'nın M'si. M. Çok güzel başladık. Devam. ...250 puan. Trabzon'un T'si. T. Çeviriyorum. ...500 puan. Kahraman'ın T'si. K. Dans edelim o zaman. Emniyet çökerini... Aa, ben bunu unutmuştum. Benim emniyet kemerim varmış. Emniyet. Kaldığımız yerden devam. Yırttın. Yırttım valla. Kadir. Pes. Pas. Didem. Bu bir klişe Türk filmi repliği. Ye. ...500 puan. Niğde'nin N'si. Ne? Uçuz. Sen istiyor 300 puan, söyleyecek bir sessiz harf. O zaman D diyorum. D. Sevgili seyirciler, çarkı felekte hızlandırılmış tur başlıyor. Budur. ...500 puan. Hepiniz 500 puan için harf söylüyorsunuz. Direkt başlıyoruz. Rihanna'nın R'si. Rihanna'nın R'si.
1500 puan daha geldi. Tahmin var mı? Tahmin edeceğim. Olmazsa da olmasın yani. Önemli değil. Şener Şen'in bir repliği. Nedir tahminin? Yaptım ama sor bir kere. Niye yaptın? Niye yaptın? Sevgili seyirciler, kartı felek gelsin, borçlar ödensin. Hepinizi çok seviyorum. Ayıp sorması. Borçluk. İlk elin günahı olmaz. Çeviriyorum. Çevir gelsin. Ne yapayım? %75 bana sorma. Ben kartı feleğe özellikle karışmıyorum. Risk sana ait. Eşin de konuşabilir mi? Tabii ki. Aşkım bence yeterli. %75 yani çok zaten borcumuz yok. Hani 100 lira 200 liralık bir par bizi sıkıntıya sokmaz. Aynen. Yetsin bence. Tamam yeter diyorum o zaman. Ay çok sevindim ama böyle hani tepkimi belli edemiyorum yani. Böyle dondum ellerim titriyor bak görüyor musunuz? Şu an ellerim titriyor yani. Çok kötü titriyor. Göremiyorlar şu anda ancak çok merak ediyorlar. Yaklaş. Görüyor musunuz? Titriyor ya. %75'i kabul ediyorsun. Evet, kabul ediyorum. O halde sevgili seyirciler biz bankaya gidiyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Kart borcunun %75'ini hemen şimdi kapatıyoruz Ece Hanım. Peki İlker Bey, siz isteyin yeter ki. Ne kadar kredi kartı borcunuz vardı? 2000 lira. 2000 lira ve %75'ini evet. Ödüyoruz değil mi? Hemen çekinizi yazıyorum. Buyurun Dilek Hanım, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim, ödendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler. Çok mutluyum, ben kazandım. Kart borcunun %75'ini kapattık. Şimdi bütün yarışmacılarımın büyük final şansı var. O yüzden hep beraber Çarkı Felek'te finale gidiyoruz. Hazır mısınız? İlk ve doğru tahmin eden büyük finale gider. Ya araba ya teknoloji seti. Başka da oluyor. Sevgili seyirciler, 3 oyunun sonunda toplam puanlara baktığımızda 5400, 8200, 4400. Bu şu demek, 3 yarışmacımın da büyük final şansı devam ediyor. Çarkı Felek'te final oynuyoruz. Fatma Gül. Buyurun. Ne ettin? İyiyim İlker Bey, sizi sormalı. İyi, Allah razı olsun. Nasıl keyifler? Bomba. Oh, oh maşallah. İyisin. İyi, ne olsun. İyi, Allah razı olsun. Verelim mi arabayı bugün? Verelim. Cebinden mi ödeyeceğim? Verelim, ne verelim? Dükkan bizim. Dükkan senin. Helal olsun. Ne soruyoruz? 9 harften oluşan hayvan ismi. Hayvan ismi. Hayvan. Bir hayvan soruyoruz. Evet, hayvan soruyoruz Diken Bey. Ne soruyoruz? Hayvan. Fatma Gül, gözlerimin içine bak ve kategoriyi söyle. Hayvan soruyoruz. Düğmelerinizi alınız. İlk ve doğru tahmin eden... Bulamadım. Puanını 5 ile çarpar ve...
büyük finale gider. Dikkatli olun, yanlışlıkla basmayın. Basmayın. Tek tahmin hakkınız var. Bu bir hayvan. Ama nasıl bir hayvan? Nasıl bir hayvan? İlk ve doğru tahmin eden büyük final oynar. Bu bir hayvan. Lütfen çok dikkat. Hem rakiplerinizden önce bilmelisiniz. Bu risk demek. Hem kesinlikle doğru tahmin etmelisiniz. Çünkü ikinci tahmin hakkınız yok. Büyük final için hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. O halde harfler, oraya dikkat, açılmaya başlasın. Lütfen yanlışlıkla basmayın. Lütfen. Tek tahmin hakkınız var. İlk harf. A. Buldum abi. Buldum abi. Doğru. Söyleyeyim mi? Yanlış basmadın değil mi? Bilerek bastın. Yok, biliyor. Zaten çıkmadan iki tanesinin arasına kaldım. Harf de tam oturdu oraya. Odur abi. Başka hayvan o kadar uzun yok ya. Var mı? İki harf var. İki hayvan var öyle benim aklıma gelen. A'da çıkınca tam oturdu abi. Peki sende bile iki hayvan var. Hangisi? Söyleyeyim mi? Kendi içinde %50 riskin var. Niçin bu kadar erken bastın? Abi üçüncü hayvanı türetemedim. Yani başka bir şey gelmeyecek diye düşündüm. 12 tane türetsen de basacak mıydın? Doğru. İnanıyorum abi doğru ya. Daha hayvan deyince zaten aklıma direkt gelmişti. Biliyorum risk aldım ama. Ne diyorsun eşi? Yani yapsa da yapmasa da problem değil. Yani buraya gelmeden bir şeyimiz yoktu. Şimdi bir şey kaybetmiyoruz. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Buraya gelmeden bir şeyiniz yoktu ama burada kazanma şansınız var. Vardı. Olsun. Var, ne yapalım? Kazanma şansı da bir şey değil mi? Ben ona güveniyorum ya. Kısmet gerçekten. Peki. Tek bir hayvan ismi istiyorum. Tamam. Eğer doğruysa büyük finaldesin. İnşallah. Eğer yanlışsa maalesef seni eli boş gönderiyoruz ve Didem ve Dilek büyük final için yarışmaya devam ediyor. Söylüyorum abi. Çıksın abi ya. Bu kalemim. Doğruysa büyük finaldesin. Yanlışsa oyun devam ediyor. Sizler dikkatinizi dağıtmayınız. Bu kalemim. Doğru mu? Yanlış mı? Oyun devam ediyor. Düğmeleri bırakmayınız. Harfler açılmaya devam et. Bu bir hayvan. Bu bir hayvan. Tek tahmin hakkınız var. Bu bir hayvan. Ben bastım. Hayır ben. Dilek basmış. Ben Dilek. Kara Fatma. Evet. Doğruysa büyük finaldesin. Eğer doğru değilse Didem, sen büyük finaldesin. Doğru. Hayırlısı. (Gülüyor)
Doğru. Ben de onu bulmuştum, onun için bastım. Başka bulamıyorum ama hayvan yani. Bulmana gerek yok. Ben bilemediysem sen finaldesin. Yok ya, Kara Fatma. Peki, tahminin Kara Fatma. Evet. Doğruysa büyük finaldesin araba için. Evet. Eğer yanlışsa inanamıyorum. Büyük finaldesin araba için. Var mı? Peki, Kara Fatma doğru mu, yanlış mı? Kim büyük finalde? İlk harfi açar mısın? Kara Fatma. Ay benim kalbim durur. Böyle tek tek attın açtırırsanız. Üçüncü harfi aç. Kara Fatma, finaldesin. Tamamını. Gerçekten mi? Tamamını. Artık tamamını. Bileklerim de titriyor. Hadi tamam. Açın artık. Tamamını aç. Aa, başka da oluyor. Ya. Aç. Karabatan. Yani. Kara Batak'mış. Ben de Kara Fatma için basacaktım. Kısmet. Evet, aynen. Sen bassaydın ben finalde olacaktım. Şansa bak. Bakınız, aynı anda bastıklarını düşündüler. Fakat sistem buradan dileğin ışığını yaktı. Dilekten tahmin aldık. Aynı tahmin senindi. Evet. Tahmin Kara Fatma'ydı. Eğer sen söylemiş olsaydın, sen önce basmış olsaydın. Dilek final. O finaldeydi. Evet. Kadir, niçin bu kadar erken bastığını anlamadım. Ben de öyle ama zaten ben buraya da gelsem yine bilemeyecektim. Yani ağlar çıktığında bile ben bulamamıştım. Kara Fatma bile gelmemişti bana. Sonradan Bata geldi ama... Ben zaten... de ilk harf açılmamışken salyangoz düşünmüştüm. Ya orangutan uyuyordu, bu kalemin uyuyordu evet. Ama... Peki, Fatma Gül. Teşekkür ederim. Lütfen teşekkür ederim. Tasarruf ediniz. Ama illa harcamanız gerekiyorsa da ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Teşekkürler. Didem ve koskocaman alkış çünkü Didem'le büyük final oynuyoruz. Sevgili seyirciler, Çarkı Felek'te büyük finaldeyiz. Araba için. İnşallah. Motosiklet, beyaz eşya paketi, teknoloji paketi ve bir tatil için yarışacaksın. Fatma Gül, ne soruyoruz? Altı harften oluşan bir yiyecek İlker. Yiyecek? Evet. Var mı tahminin? Yok. Peki, zarfları alalım. Görmüş olduğunuz gibi her zamanki zarflarımız renk renk, çeşit çeşit. Hangi renk? Eşimi de buraya alabilir miyim? Tabii ki. Var mı özel bir tercih? Var mı? Bence biz gerçekten şu klişe var. Buraya kadar eşimin şansıyla geldik, bundan sonrası ona bırakıyorum diye. Ya bana bırakma. İkiye düşürelim. Efendim? İkiye düşürelim. Hangi ikiye? Hangi ikiye? Ben anlamam.
Hiç içinden geçen bir renk yok mu? İçinden geçen bir renk var. Peki, bir renk sen söyle, bir renk sen söyle. Sabahtan beri aklımda olan kırmızı. Şu bir. Yine de ne olursa olsun. Turuncu hiç sevmem, belki bu sefer şans getirir diyorum. Sevmediğin bir renk. Evet. Bunlarla vedalaşıyor muyuz? Onlar da alsak aslında. Vedalaşalım. Sen yeşili al. Yeşili al. Aa, Seda. Yeşil yeşil de. Dilara. Ramazan yeşil, mübarek renk, renk Murat demek. Yani bilemiyorum. Ramazan daha yeni. Bir kere 2 aylık evlisin. Evet. Her iki kişisiniz. Ooo süper. Tamam, 3'e düşürelim. Efendim? Yani 3'e çıkaralım, pardon. O zaman vazgeçiyoruz Sarı Lacivert'ten. Evet. Vay be. Yazık oldu Sarı'ya. Hiç hiç, ben yok olayım yani. Hadi bir tanesini daha eksiltin, 2 tane kalsın. Fatma Gül Hanım'a gösterelim. Biz karışmayız. Karışmamalıyız. Şansımı bir de şey olsa şöyle yapsak. Seyirciler ne düşünüyor diye alkışla. Peki. Parmak kaldırın. Kırmızı diyenler. Şöyle bir görünüz. Turuncu diyenler. Peki. Yeşil diyenler. Oo. Turuncu ve yeşil çok oy aldı. Bir tanesini eleyin hadi. Turuncuyu eliyoruz. Turuncu bir. Evet, turuncu. Benim de aklıma geçen turuncuydu. Bunları gönderiyorum. Gönderin gitsin. Sarı ve kırmızı bir araya geldiğinde turuncu olur. Hakkımızda hayırlısı olsun. Eyvallah. Peki. Alayım sizi şöyle. Sen de yanına gelebilirsin. Evet. B, C, D, Y, Z, İ bizden. Senin 4 harfin ne? K. K. R. R. Bir yiyecekti değil mi? Yiyecek. T. T. Sesli harfte E diyorum. E. Karate. Evet. Bacadayız İlker. Karate. 6 harfli bir yiyecek. Hiçbirisi çıkmıyormuş şimdi. Bakalım kaç harf buldum. Başı sonu belli, arayı sen dolduracaksın. 10 saniye tahmin hakkın var. Bu bir yiyecek. Eğer 10 saniye içerisinde kutucuklardaki yiyeceğin ne olduğunu bilirsen, seçtiğin bu zarfın içindeki hediye... Benim. Sizin. Benim yalnız. Senin olsun. Bakalım hangi harfler bulmuşsun? Hazır mısın? Evet. Önce harfleri açtıracağım. Sonra süreyi başlatacağım. Bu bir yiyecek. Aklına ne geliyorsa salla. Saçma sapan her türlü salla. Anlaştık mı? Anlaştık. Koskocaman bir alkış önce. Hazır mısın? Hazırım. O halde... Fatma Gül hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın sevgili seyirciler? Bakalım çıkan harfler neler? Süre başlasın. Kumpir.
kenevir. Süre bitti. Kumpir, inşallah kumpirdir yani. Kumpir oluyor da. Başka bir şey bulan var mı? Bence bildi. Bence bildi ya. Tamamdır. Bence bildi. Hayır, çok iyi. Bildin tatili de kapmayın. Tamam, tatil değil. Kumpir oluyor ya. Kutucukları mı karıştırıyorum acaba diyorum. Hey kutucuklar. Kumpir mi? Büyük final. Eğer kumpir ise bu zarftaki sizin. Kumpir mi? Bu bir yiyecek. 10 saniyedeki tahminin kumpir. Kumpir mi? Bu arada Didem kumpiri hiç sevmez. Evet. Milli turuncu rengi de hiç sevmez. Umarım bundan da güzel bir şey çıkar. Bugün sevmedikleri bizi kazandırır. Arabayı da hiç sevmez değil mi? Hiç sevmez. Araba mı? Hiç. Peki. Ben bakmayacağım ya. Bu sizin. Ay. Bu istediğiniz ama vazgeçtiğiniz evet. Zarf ve kaybettiğiniz. Yeşil dedin ki iki aydır evlisin dedin, doğru mu? Evet. İki kişiler. Yeşil Murat'tır Ramazan ayında. Yani hani bence alınması gerekiyordu. Seyircimiz de bayağı bir yeşil dedi, doğru mu? Bakalım ilk kaybettiği şey. Ay bakmayacağım. Ne? Araba mı? Evet, hayır. Araba çıktı. Olabilir. Kaybettiğin ilk hediye... İyi, tatil gitsin. Tatil. Tatili gönderdim. Tatil Murat'tır. Sarı da bir ara düşündünüz ama kırmızı evet. Kadar değil. İkinci kaybettiğiniz hediye. Beyaz eşya gitsin. Ay. Kaybettiğiniz hediye. Gitsin dedim. Demek ki beyaz eşya istesen sarıyı alacak. Sarı beyaz eşyadır. Üçüncü kaybettiğiniz hediye. Teknoloji paketi. Biliyor muydun hayatım hepsini? Çıkarsa. O da gitsin. Motosiklet. Tamam, o da gitsin. Kullanamıyordum. O kadar çok kırmızı dediniz, geri döndünüz. En sonunda turuncuyu seçtiniz. Kaybettiğimi açayım, kazandığını. Kazandığını aç. Kaybettiğimi açın. Kazandığını gör ben. Ya da kazandığımı açın. Ben kazandım. Biz kazandık. Hala idrak ediyorum. Belki de şöyle elimle arabayı attım ha. Ya o zaman alalım. Kaskosu var, dert yok. Bu zarfın içindeki hediye sizin. Yerimde duramıyorum. Bu
hediye sizin. Ama ne? Gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ya araba, ya teknoloji seti. Bu kadar zayıf bir O çekmeye açmam. Ondan geriye sayın. Ya. Ramazan bereketiyle geldi. İkinci arabamızı verdik. Üç koltuğumuz boşaldı. kanalda.com.tr'ye başvurun. Gelin, yarışın, siz de kazanın. Ramazan boyunca elimizden geldiğince araba vermeye devam edeceğiz. Çarkı felek bitti. Görüşürüz. Görüşürüz. Harfleri bildikten sonra hadi be felek. Sıra bana geldiğinde şansım da yerindeyse feleğin çemberi misin çare bu felek. Borçlar çoğaldığında, kartlar kapandığında bir tek umudum kaldı çare bu felek. Sıra bana geldiğinde şansım da yerindeyse feleğin çemberi misin çare bu felek. Çağrı köpelek, sıra bana geldiğinde şansın da yerin.